El-Muhyi, can bağışlayan, hayat veren, hidayet veren Yüce Rab demek. El-Mümit ise hayat verdiği bu varlığın bir gün hayatına son veren demek. Onun için Türkçemizde güzel bir söz var. Hayat veren de o, yaşatan da o, sonunda öldüren de o. Genelde biz bütün varlığı ikiye ayırıyoruz. Canlı varlıklar, cansız varlıklar. Aslında cansız varlıklar dediğimizin de kendi iç dünyasında bir canlılığı var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahuna tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki sizin şey dediğiniz, taş dediğiniz, toprak dediğiniz, cansız dediğiniz hiçbir şey yoktur ki o kendi haliyle, kendi lisanıyla, Allah'ın kendisini yarattığı şekilde bir üslupla Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş olmasın. Ancak bizler kendi hayat ölçülerimize bakarak, kendi tariflerimizle bu varlığı canlı cansız varlıklar diye ayırıyoruz. İşte o canlı varlıklar dediğimiz varlıklara da hayatı veren Yüce Rab. Kurumuş dalı baharda suyla büyüten, ondan çiçekler açtıran, ağaca hayat veren de o. Toprağın altındaki karıncayı tekrar toprağın üzerine çıkarıp onları çoğaltan, onlara hayat veren de o. Makro ölçüde, büyük ölçüde filler ve başka emsali büyük varlıklara da hayat veren o. Ve Allah'a kulluk için yaratılmış olan mükerrem varlığa gerçekten hayat veren de o. Ana rahminde bir damla suyu hayata dönüştüren, ondan insan yaratan şüphesiz Allahu Zülcelal. Fakat günü geldiğinde o hayatı sonlandıran da yine Yüce Rabbimiz. Ve tabii ki önce hayat vermek sonra öldürmekle iş bitiyor mu? Cenab-ı Hak Yüce Rabbimiz önce hayat veren, sonra öldüren, sonra da hayat verip öldürdüğü, bizim ifademizde ölü dediğimiz varlığı tekrar diriltecek olan yine Yüce Rab. Dolayısıyla da hayata geliş, bu hayatın sonlanışı ve nihai noktada yepyeni bir hayatla buluşmak insanın kader çizgisidir. İşte insan da Rabbini böyle kendisine belirli bir safhada hayat veren, sonra hayatı sonlandıran ki biz ona ölüm diyoruz ama onunla hiçbir şey bitmiyor. Sonra ölümden sonra da esas yepyeni bir hayatla, ebedi bir hayatla insana hayat veren Yüce Rab. Demek ki Rabbimizin Muhyi ve Mümit ismi birbirini takip ediyor. Önce hayat veriyor Yüce Rabbimiz, sonra öldürüyor bizim ifademizle, bizim tarifimizle, sonra da yine bizlere son bir defa daha hayat verilecek. Biz bu ilk hayatı ve ilk ölümü şu dünya hayatında görüyoruz. Kendi yaşadığımızı görüyoruz, bize hayat verildiğini görüyoruz. Sonra yaşayan insanların bizim ifademizde ölüm diye ifadelendirdiğimiz vaka ile karşılaştığını görüyoruz. Ama bir de o ölümden sonra yepyeni bir dirilişin, yepyeni bir hayatın olacağına da şeksiz ve şüphesiz inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim de bize bu üç safhayı anlatıyor. O size hayat verir, o sizi öldürür, sonra sizi kendisine döndürür, size yepyeni bir hayat verir. O yeni hayatta insan dünyadaki yaşayışına göre ya ebedi mutluluğu yaşar artık veya da eğer dünyada Hakk'ın gerçek kulu olamadıysa, Hakk'ı tanımak saadetine eremediyse çok daha farklı bir akıbetle bir ebedi hayatı yaşar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şu dünyaya gelen her şeyin bir gün fani olacağı sıklıkla anlatılır. Küllü men aleyha fan ve yapka veçhu rabbike zülcelali vel ikram. Rahman suresinde şu yerin üzerindeki her şey bir gün son bulacaktır. Dünyanın da dönmesi duracak, güneşin de doğması duracak. Kur'an ifadesiyle bir kitap yaprağının dürüldüğü gibi yerler ve gökler dürülecek, her şey bitecek. Sonra Allah-u Teala yeni bir hayat yaratacak, yeni bir alem kurulacak. İşte ona biz ebediyet alemi diyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatı bu değişikliklerden, haşa varken yok olmaktan, diriyken ölmek gibi hallerden, yaratılanlara ait hallerden münezzehtir. Sadece onun
zatı baki kalacak. Onun dışında her şey ise faniyeliğe mahkum.